Salih yurdu severle beraberiz Salih'in eşinin kalp, yani e, Çocukla beraber evi terk etmesi Evi terk ettikten sonra Dönmek istemesi ama Döneceğim yalanıyla dönmemesi Bir olay ama asıl bombası e, Ben kaçtım Kaçtığım yerin konumunu attım Sen koca olarak gelip beni bu kişinin yanından Almamışım Niye almadın diye karın tarafından Aynen. da suçlanıyorsun Eşi Mustafa isimli Kişiyle kaçıyor O kişi de evli ve çoluk çocuğu var e, ee, kayınvalideniz Fatma Balta burada. Abla Allah rızası için gelsin. Gelsin abla. Ben de ne iddiası varsa döksün ortaya. Peki. Gelsin buyursunlar abla. Buyursunlar lütfen. Buyurun Fatma Hoş geldiniz. Buyurun Hoş böyle. Bulduk. Da öyle. İyi Nasılsınız? yayınlar. Esra Hanım iyiyiz <laughs> Allah çok şükür olsun. Eylamlar. Evet küfür yok, hakaret yok. Yok. Evet estağfurullah. Sever misiniz damadınızı? Ben hep oğlumun dedim. Ben evet. kızı irdiledim. Evet. Çünkü benim bir oğlum vardı. Oldu üç oğlum. Ama ben hep oğlumdan taraflı oldum. Bu saatten sonra oğluma hesabı soracağım. Tamam soralım. Anlat. Soracağım yavrum. Anlat. Şu an ben seni dinliyorum. Sadece 10 dakika kendini anlat. Sana 4 soru soracağım. Bu 4 sorunun cevabını bana ver. Ben buradan ceketimi alıp gideceğim. Sen anlat. Ben ne yaptım senin kızın? anlat. Bak yavrum. Aha, söyle. Kız Paşinan Fatma'nın kızı. Sen benim oğlumsun. Ben evet. sana demedim mi oğlum? Ezme elin kızını. Üzme. Noksan bir şey yapma. Çalıştıysan hep parayı eline Yok, verme. Ezip de ne yaptın? Bak kendin ezik gelip getirip de dolaplarını doldursaydın da onu gönlüne girseydin... Benim maaş kartım senin kızının cebinde duruyor. Market ayağının dibinde duruyor. Ben gece gündüz çalışıyorum. Bir de gideceğim alışveriş yapıp dolaba ben mi dolduracağım? Yavrum ee, nasıl gidecek? Nasıl gidecek? Çocuklar nasıl... başında okula götürüyor çocuk hasta oluyor, ha, oluyor. Çok derdi var. Koca peşine gidiyor ya. Nasıl? Koca peşine gidiyor da markete gideceksin, gidip evin alışveriş gideceksin. yapamıyor mu? Fatma teyze, Al, markete gidemiyor hiçbir şey yapamayan <laughs> Allah Allah. kızın bu üçüncü kez nasıl sosyal medyadan birini bulup kaçıyor? Bunu açıklar mısın? Abla ben ona nesini açıklayayım? Benim oğlum demek ki üzüyor, ne <laughs> yapıyorsa yapıyor, tembih ediyorum öyle Öyle deme, öyle deme. Ben bir ben... ana olarak kızıma sahip çıkamadım, kocasıyla anlaşamıyor, benim kızım gidecek kapı bulamıyor, sokakta gördüğü adamın peşine takılıyor gidiyor diyeceğim. Neden bunları konuşacak bunları. Neden gidiyor? Neden? Bunları konuşacak. Sebebi sensiniz zamanla. Bak sebebini söyleyeyim mi? Söyle. 14 yıllık evliyiz, değil mi? 14 yıllık. Senin kızın bir gün yanına gelip anne, Salih eve akşam yemeğini arkadaşını davet ediyor. Sabah kahvaltısını arkadaşını davet ediyor. Erkeklerle beraber geliyor. Ben bundan rahatsız oluyorum. Bir kere dedi mi? Tamam. Dedi mi? Onu söylemedim haklı. Tamam, azdın. Tamam. Bu bir. Onu söylemedi. İlk beş yıl Kaynanası ile beraber durdu. Doğru mu? Ondan sonra ayrıldık. Askerden geldim. Akşam valizi abla eve koydum. Askerden geldim. Terhis oldum. Valizi eve koydum. Sabahsı dört yıl ağzında eşiyle beraber çarşıya gidiyorum. Hani arkadaş görme eş dost. Yani 11-12 civarı. Benim karşıma çıktı dedi ki. Senin gibi damat olmaz olsun. Ne oldu hayırdır? Hemen ayrı ev tut. Ayrı eve çık. Abla akşam geldim. İş yok. Para yok. Güç yok. Yani bulunduğum çevre biraz ekonomik anlamda da şimdi zayıf. Şimdi 14 yıl öncesinin defterini ben yani, burada diremem. 14 şimdi, yılı konuşsam kaç sezon yapar? Şimdi yaparım. aile ve çıkmamızın sebebi bu. Ben yakın bir tarihten bahsetmek istiyorum. Neden Kızım? bu zahmet? Evet. Neden ben? <laughs> Senin anan Ela olduğu vaziyette bir kere kız şefkati görmedi. Diyorsun tamam, ki kız Poyraz, 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 Poyraz diyorsun. Tamam. Poyraz'ı sen tutuyorsun. Tamam bak bir Telefonu saniye. Telefonu 24 saat Poyraz'ın eline veriyorsun. O küçük Heh. kız orada ağlarken Heh. ikinize fırça atmadın mı? Tamam. Atmadın hazır, mı oğlum? Azdır, Sen benim kızım Şevkat yüzü görmüyor diyor. Senin kızın ilk evden gittiğinde, ben ayrı ev tuttum ya ilk evden gittiğinde. 2013. İki tane kızın sana teslim etmiş 2013 yılında. Sen ben o zaman işte çalışıyorum. Sen bana ne dedin? Salih ben Ceylan'a ulaşamıyorum. Kızları bana emanet etti. Şunu bul dedin demedin mi? Dedin. Saat 4. Ben akşam 7.30'a kadar ben yolda kararıyorum. Arabamı çarptı, bir şey mi oldu, birisi mi kaçırdı? Sen akşam yedi buçukta iki tane torununu aldın. Gel buraya benim çocuğum, kız çocukla, yani benim kafamdan çocukla gelmedi. Al çocuklara sahip çık dedi. İlk gün, hayır, ilk kaçtığı gün yalan akşam. Konuşma. Alat mı şahit? Annen, o mahalleye geldim, seni çocukları. dövmeye geldim. Alat mı şahit? Aldı Salih. Polis Anne. karakolu da şahit. Bak, senin baban bu baban bir... telefon etti kaydan. Bana dedi ki kızı ne yaptın dedi. Tamam. Bana hesap mı soruyorsun dedim ben senin babana. Tamam. Bir Kim saniye. savaştı benimle? Tamam. Ben savaştım. Tek başıma kendim tamam. getirdim. Aldın geldin. Benim kızımız onu da Ereğli Hastanesi'nde. Her tedavisini yaptırdım, hanım bak, ettirdim. Doktora getirdim deme, hocaya götürdüm de. Hayır, hocaya, doktora götürdüm. Koynunda nıskalarla geldi yanıma, konuşma. Konuşma, sus. Koynunda nıskalarla geldi yanıma. Oğlum bak bağırma, sakin ha. konuş. Koynunda nıskalarla geldi yanıma. 50 yaşına kendine bahsetme. Fatma teyze, yakın tarihten bahsedelim. Kızın 5 Ağustos 2023'te yine sosyal medyadan biriyle tanışıp... ...Mehmet isminde kişiyle Ankara'ya kaçıyor, doğru mu? Doğru. Abla ondan benim bir iletişim olmadı. Peki. Bu nine, Ama biliyorsunuz tamam. değil mi? Benim bir Ankara'ya kaçtıktan yoktu. sonra e, kocası onu bulduktan sonra diyor ki Ceylan biz artık bu evliliği sürdüremeyiz. Biz boşanalım diyor. Esra abla. Doğru o o iki iki mu? Olan... Evet. evet. Dedi. Damat bu kötü damat kızından boşanıyor. Yani pardon boşanıyor. Boşanma davası açıyor ve boşanmak istiyor. Ceylan diyor ki sen benim canımsın, ciğerimsin, iki gözümsün. Biz ayrılmayalım. Bu da diyor ki hadi dört çocuk var. Tamam o zaman Zonguldak'tan kendimize yeni bir hayat kuralım. Tamamen ayrılalım. Benim ailem de seninle barıştığım için, seninle evliliğe devam ettiğim için bana da küstü. Biz Düzce'de evet, o. altı kişilik ailemizde, çekirdek ailemizde huzurlu yaşayalım. Kızın Düzce'de yaşamaya ne zaman başladı? İki ay önce. Evet. Bu iki ayda yeni bir şehre geldi yeni bir yerde ev kuruyor. Yani şimdi bugün taşındığınızı düşünün. Evin düzeni o yıl bitmiyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. bitmiyor yani. Temiz, temizliği, ıvırı zıvırı yüklemesi, kıyafetler ayıklaması, yazlığı, kışlığı. İnan var ya, bak beş ayda o eve zor yerleşirsin. Daha tam yerleşemezken kızın Mustafa Çakmakçı isimli bir kişiyle tanışıyor ve onunla Diyarbakır'a kaçıyor. Kızının bu kaçışında Damadının sana göre bir sorumluluğu var mı? Bir suçu var mı? Esra abla benden Alaplı'da olduğum için hiçbir şeyden haberim yok. Bana dedi ki anne bu şekil bu şekil dedi. Oğlum dedim. Sizin olacağız belliydi. Ben a, kızımı verdim de ben kızımı götürdüm de sürekli telefondan konuşuyorlardı. Ben buna bir kere bağırmış anne değilim. Bir kere hakaret etmiş anne değilim Hep arkandayım dedim Ben kızı taşladım Buraya yollarken de arkandayım oğlum dedin Dün beni katil ilan ettin canlı yayında Benim kızımı öldürdün dedin Senin kızını sen cumartesi gibi saat 5'te sesini duydun Burada dün ben, sen benim kızımı öldürdün dedin Herkes duydu duymadınız evet, mı abla duyduk. Sen mı kızının sesini duydun Buruyorsun buruyorsun öldürdün işte Kupkuru kaldı ha. karın kupkuru Fatma ha. teyzeciğim kup kup kızının Mustafa ile tanışmasında Onunla ya 6 yaşındaki çocuğu yanına alarak kaçmasında kocasının bir suçu var mı? Sana göre anne olarak soruyorum. Bir suçu varsa şöyle. Hatasını gördüğünde yaptı bir telefonu elinden al bırakmıyorsa Kızının anne, telefonu yok iki aydır. Kocasının telefonunu alırmış öyle diyordu. Gece gelip alıyor diyordu. Tamam. Bana söyleseydi anne bence ilanlar şüpheleniyorum deseydi. Bu soruyu soracağını biliyordum. Bolun de. hastanesine gittiğimde ...bana böyle böyle deseydi... ...ben o zaman kızıma sahip çıkar alı götürdüm. Fatma teyzeciğim... Benden ...iki ay esnafına. önce bunlar yuvayı kurtarmaya karar veriyorlar... ...ve düzce de... ...herkese res çekiyor bu adam... ...yaşamaya başlıyor. İki ayda telefonu yokken... ...çocuklarla ilgilenmesi gerekirken... ...Mustafa'ya kaçmasında... ...bu adamın günahını söyle sadece bana... ...ben bunu duymak istiyorum senden. Abla bunun ne biliyor musun? İlgisiz. Evet. İlgisiz abla. Başka tamam, bir şey abla, değil. Abla anlatayım Bak, Tabii. Bu bu, az konuşayım beni dinle. Az dinle. Bunu söyleyeyim tamam bitti bunu Bak, söyleyeyim Ben, sen konuş. ben susacağım Son yani. bir soru Kızın bulundu geldiğinde Kızın kocama dönmek istiyorum derse Şans vermeyeceğim abla Bundan sonra Var, verelim, Oğlumun maalesef. arkasına olmayacağım kendi kızımın arkasına olacağım Kızım Allah razı olsun, sen Kızımı tutacağım Kızını sen mi alacağım alıp yanımda bakacağım. Dört çocuğunu ve kızını sen mi alıyorsun Eğer kızımı Çocukları şey derlerse Bakarım <laughs> İlla şey derlerse hiçbirine caydanlıkmış ay sen o torunlarını sokağa sokağa çocukları senin huzuruna yurda vermesini e, abla de beni bak 2014 yılından beri bak, 14 Eğer seneden beri beni bununla tehdit ediyor çocukları çocuklarını yurda veririm diye ben bu yüzden verir. boşanamıyorum yani bu kadından abla hayır babaanne ha. varken baba varken anası varken, <laughs> anneanne, varken <laughs> anneanne varken çocuklar niye yurda verilsin beni bununla tehdit ediyordu işte baba abla kendi söylemesini istedim ben çocukları bana. <laughs> ...verdirmiyor. Şu Elanur olsun, Esrin olsun... ...bunlar Düzce'ye taşındı taşınası ya... ...bir kere çocukları göremedim. Abla niye göremedin? Göremedim. Çocuğu sokağa attı. İlk kaçtığı gün kızı... ...ilk kocaya hmm. gittiği gün... ...çocuğu gittiği gün akşam sokağa attı. <laughs> ben ne yapayım abla? Kim kızı attı, Salih? evde bırakıyor. İkinci kaçmasında... ...kapılar açık. Benim iki tane kız evladım... ...uyuyor, komşu giriyor. Ceylan'ın kapısı niye açık diye eve giriyor. Poyraz yok evde. Salih yok, Ceylan yok. Esrinle Bahar... ...birer köşede yataklarında uyuyorlar... Kapılar açık. Gece saat 11.30'da ben işteyim abla komşu arıyor beni. Salih diyor hayırdır Poyraz mı rast oldu? Ne oldu abi? Ceylan yok evde. Nasıl yok abi? Apar topar geldim eve bir baktım kapılar açık çocuklar uyuyor. Anamı aradım. Bunu aradım açmadı. Anamı aradım. Ben her düştüğümde çukura öz anamı aradım abla. Çünkü bu bana sahip çıkmadı. Şimdi geleceğim diyor ya Buyurun. kızım hani kızıma ilgi göstermedi. Kızımın bir şikayeti olduğunda bana söylemedi diyor ya. Ben Düzce'ye geldiğimde ilk 20 gün kapıcılık yaptım doğru mu? Kapıcılık yaptım. yaptım. Şimdi kepçe operasyonu yapıyorum. Adresi de yapıyor. vermedim bize. Bak bir saniye az dur. Az dur. Adresi vermedim, bilerek vermedim. Kapıcılık yaptığımda bunun kızı beni hor gördü. Pis gördü. Yaklaşmadı. Zaten aramızda soğukluk vardı. Ne yediğimiz bir sofrada bir yan yana oturup yemek yiyebiliyoruz... Ne de karşılıklı çay içebiliyorduk. Kapıcılık yaptığın için. Aynen. Şimdi. Aynen bu şekilde. Karşınlığı ben de dedim Mustafa, ki, Mustafa ne iş yapıyor?" Aynen kapıcı. Ben de dedim ki, "Cela sen derdindesin." takıp oynasın. Bunu mu istiyorsun dedin? Güldü bana. O gülünce benim film portum patladı. Aradım. Aha yüzü burada. Anne düzceye gel. Ceylan'ı ve çocukları al. Torunlarını al dedim. Doğru dedi. mu? Fatma Aradın. Gelmedik mi o zaman? Geldiniz. Az bir saniye. Geldiniz. İki tane torununu Ceylan'ı aldı gitti. Köye gittiler. Ben Hı -hı. oradayım. İkinci gün akşamını, üçüncü gün akşamını Ceylan beni aradı. Hayır Kaftasını sen aradın. Bir saniye. Sen aradın beni. Benimle konuştun Ceylan'a ve neden? Tamam. Az bir tane, bir saniye. Ceylan'ı niye ver dedim? Oğlum. Ceylan, boşanıyoruz değil mi? Boşanıyoruz. Tamam. Eyvallah. İki çocuk dedim anamda, iki çocuk sende. Ben burada köpek gibi çalışacağım. Bir anama, bir size para yollayacağım. Yeter ki dedim beni rahat bırakın. Hı hı. Ondan sonra bir saniye bekle. Abla, Ceylan beni aradı iki saat sonra ağlıyor telefonla. İşte diyor, ne olur diyor bırakma beni. Gel bizi al buradan. Ya sen neredesin? Köyde dışarıdayım. Ben siz dedim Ceylan alamam. Hafta sonu tatilim. Apartman Niye köyde <laughs> dışarıda? Kim atmış onları dışarı? Bu atmış abla. Hayır. A e bir saniye hayır. abla. Az bir saniye. Gözünden gördün mü Bak anlatayım abla anlatayım. Apartman boyuyorum. B köy Tokik konutlarında. Oradaki bütün komşular şahittir. Götürü iş aldım haftasını tatilim diye. Hani ek param girsin 3-5 bir şeyler Hı -hı. alırım Hı -hı. evime diye. La beni sürekli arıyor. Ne zaman geliyor? Çabuk gel. Ne zaman arıyor? Geliyor. La lanet olsun sana dedim ya. Alapta durak de çalışan bir arkadaşım vardı. Abi dedim sana zahmet benim çocuklar dedim hanım dedim köydeler şunları al terminale götür otobüse bindir yolla bana dedim ya. Gittim o akşam saat on düzce otogarından aldım tekrar eve getirdim. Bana şimdi millet diyor ki sen bu kadına niye defalarca sahip çıkıyorsun? Bu kadın anasından kaçıyor bana geliyor benden kaçıyor başkasına gidiyor. Bu kadın benim resmi nikahlı kadın bu kadının yanında benim öz evladım var. Ben öz evladımı alıp resmi nikahlı karımı sokağa attığım zaman bunun başına bir iş geldiği zaman bu burada cercer cer bağıracak. Benim kızımı öldürmesine sebep bu. Benim kızıma sahip çıkmayan damat bu diyecek. Ama şu an karşımda konuşamıyor abla. Salih Yalan, Konuşamıyor. Konuşma. yalan konuşma. Ha? Yalan konuşma. Baban bile dedi sana yalan konuşma bak. Ne dedi? Baban ne dedi sana birinci katta? Yalan çok konuşuyorsun Salih dedi. Kafaların Heh. duvara vurur. Kan ben ben babamla... tutmadım mı seni. Sen tutmasın Bak bir saniye. Sen Niye benim babamla en son saniye? kaç sene yan yana geldin? Neden ilgisiz bak? Sen benim ailemle en son kaç ne sene zaman önce zaman yan yana, yana geldin? İlgisizlikten kastınız Heh. nedir? Şunu anlıyorum ben. Koca ilgisiz, koca e, kocası ilgisiz olduğu için benim kızım ilgiyi. Dışarıdaki, <laughs> sosyal medyadaki Öyle insanlarda ya. arıyor iddiasında bulunuyorsunuz değil mi? Evet abla. Nedir o ilgi? Ablam bak, işten bu 24 saat eve gelmiyor. Sabah kaçtığında bile belanlar. otel gibi evine gelmiyor. Ne iş Sali, yapıyor? hiç Allah belanı versin deme bak. Yemin ediyorum 50 yaşında işini görüyorum. Abla ketçe operatörüyüm, ormanda çalışıyorum. Akşam 7'de işten bir geliyor, saniye. kahveye gidiyorum abla çalışmıyor. Peki Çalışmaya. buyurun, ilgisiz onu açıklayın. Bak Gültegim'den bir patronu var. Hı hı. İnan ki Allah sen. Ceylan beni aradı. Anne dedi Salih evlere gelmedi. Köydeyim abla. Ben köyde duruyorum. Benim adresim köyde. Neden kızım dedim. Kavga mı ettiniz dedim. Anne yok dedi. Gültekin'den dedi. Ne yapıyorlar bilmiyorum dedi. Bak Ceylan dedim. Yuvanı O Gültekin dağıtma. olmasa. Seni senin dedi, çocuğunun. Çocuğunu çok bu, sene, bu seneye ben kadar. Ben çocuğum bunlara gitti gidesi. Ben çocuğa baskın yaptım. Yani Hı, Ceylan Hı, ilgisiz bunu olduğu için kaçmakta haklı mı? <laughs> haklı abla. Niye haklı? Bana gelemedi, sığınamadı. Ana işte, Çünkü ana, ana. babası şiddet veriyordu. Ben kızıyordum. Kardeşi kızıyordu. E, Ceylan'ın dört tane ilgi göstermesi gereken evladı var. Onlara ilgi göstermekten yazışmaya, konuşmaya, tanışmaya fırsatı olmayacak bir anne. <laughs> bu durumda sizin mantığınıza göre anneden bu çocuklar alınmalı mı? Şimdi e, koca ilgi göstermiyor, kaçıyor. Anne çocuklara ilgi göstermiyorsa... <laughs> Abla bak, sence dört çocuktan bir insan kafasını kaldırıp biriyle tanışabilir mi? Tanışamaz. Tanışabilir mi? Görüşebilir mi? Ben bilmiyorum. Tanışamaz. Okuldan gelen çocuğunu düşünmeyip Der, Mustafa ile diğer bak şey e, Mardin'e kaçacağım diye çocuğu sokakta bırakabilir mi? Bırakamaz ama. Beter olsun inşallah kocası. Kocası böyle oldu diye bir insan biriyle <laughs> tanışıp kaçar mı? Fatma teyze, bak söylediğini düşün. Düşün söylediğini. Bunu yapabilir mi? Valla abla. Bak, beni her zaman tehdit etti. Babası neden? babası buna diyorsun. her zaman dedi. Oğlum evinde. Ben babamla konuşamıyorum, konuşamıyorum. Hangi Oğlum, babamdan bahsediyorsun? Oğlum niye Cemal mı düğünce mı hangisi? koçuk götürme. Hangisi, benim hangisi? Gel. Kendi eşin mi benim babam mı? Benim yanımda durusun demedin mi Salih? Bizim elimizin altında ya, o tamam, şeyi durdum. yapamıyordu. Bak abla yapamıyordu. durdum. Bunların elinin Hüceye altında taşıldın. da durdum. İstedin yaptın. Abla aslında kirada duruyorum. Otur, Hiç kavga oynar. gürültümüz yok. Güllük Oynan. güllük sallık hayatımız Şimdi bu arada Salih şuna da takıldım. Mesela evet. dedin ki ben kapıcılık yaptığım için karım e, e, benden yani. uzaklaşmıştı. Evet. Bana evet. karşı evet. mesafeliydi. O Şimdi abla, e, ben. alın teriyle kazanılan Aynen abla. E, para o kadar kıymetlidir ki Efendim? ne yaptığın Teşekkür çok önemli değildir. Emeğinle ve alın terinle abla, bunu yapıyorsun. Abla ben anlatamadım bunu. Ee, ama emeğin değerini bilmeyenler her şeyi hor görürler. Aynen öyle abla. Yani o yüzden de e, Ceylan her davranışında aslında beni kullandı abla. Ee, beni hatalı. Kullandı. Beni kullandı abla beni. Ben şimdi Ceylan'ı çoktan bırakacaktım. Allah belamı versin. Çolum çocuğum yüzüm görmesin Kayın bırakacaktım. Yalvardım ama sana kızımı bırakma diye. Yok abla. Ya, Allah yani, abim, ya yok Ceylan öyle bir şey söylemedi şöyle ama dedi, bak fikri <laughs> Ee, eşim dedi Hı. ben Mustafa'nın yanına kaçtım dedi. Konumu dağıttım dedi. Sen niye gelip beni almadın buradan dedi. Sizce damadınız gidip Ceylan'ı oradan almalı mıydı Mardin'den? Ne yapması abla, gerekiyordu? Abla kocasıysa ben bilmiyorum. Al, Al, Şehzade sizin... alacaktı. Bana dedi ki anne dedi apartmana geldi Ceylan <laughs> dedi. Bak bunu söyledi apartmana Ama bak, ben geldi. başka bir şey soruyorum size. Kızınızın <laughs> aynen bunu dün dinlediyseniz... Ben dedi konum attım dedi Salih'e dedi. Mustafa'nın yanındayken Mardin'de bir yerde kalıyorlar, ev tutmuşlar. Damadınız gidip oradan almalı mıydı? Demek ki Umut bekliyordu gelsin diye. Gitseydi gelir miydi kızınız? Gelirdi ne bileyim abla seviye de gelir. Demek ki gelecek sevdiği için. Abla benim midem Kim kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Bilmiyorum ki abla ben daha onu ilk kez işte şey Ama şimdi istiyorsam. siz biri eşinizden habersiz bir yere gider misiniz? Ben eşimden bir yere gitmiyorum. Konum atar mısın? Gel beni gel yo, beni bul diye konum diyor. atar mısın? Bak Mustafa'nın yanında oldu. Ben diyor Mustafa'nın yanındayım. Konum attım diyor. Şimdi siz bir yere gidip eşinize konum at beni gel al der misiniz? Değil mi? Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.